Daha henüz hava karanlıkken yaşadığınız o iş telaşı, okula yetişme, işleri yetiştirme, sınavları geçme, yemekleri düşünme, gün boyu verdiğiniz tüm bu mücadeleler bana aslında doğanın nasıl da bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Evet de doğada böyle mücadeleler yok. Fakat bir triceratopsun karnını doyurmak için sabahın ilk ışıklarını kaçırmaması ama bir yandan da T-Rex'lere karşı her an tetikte olması gibi hayat. Çünkü doğada hafta sonu yok. Bizler yaşamın değerini kavradığımız için hayatlarımızı da ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Bazen başaramasak da. Dinozorlar mesela, onların yaşadıkları zamana gidip bak 10 milyonlarca yıl sonra çok popüler olacaksınız desek inanmazlardı bize herhalde. Einstein'ın bile bu kadar anılacağını sanmıyorum. Fakat inanmayacakları başka bir şey daha olurdu. Gökyüzünden düşecek bir asteroidin köklerini kazıyacak. Çünkü bizim gibi akıllı canlılar değillerdi. Üstelik biz bu filmi daha önce gördük. Fakat o filmin de dikkat çektiği gibi bazılarımız hala dinozorlar gibi düşünüyor. Dinozorları bir asteroid çarpması yeryüzünden silmiş gibi duruyor. Fakat bunun detayları yeni yayınlanan bazı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmaya başladı. Aslına bakarsanız dinozorları yok eden şeyin bir asteroid olduğu fikri 80'li yıllarda daha bir kraterden bile haberimiz yokken ortaya çıktı. Böyle kitlesel bir yok oluşu ancak böylesine büyük bir felaketle açıklayabilirdik. Fakat bu geride bir krater bırakmalıydı, bir iz. Lakin böylesine koca bir kraterden kimsenin haberi yoktu. Yoksa asteroid gökyüzünde mi patlamıştı? Ya da küçük binlercesi her yere mi düşmüştü? Belki de yok oluşa bir virüs neden olmuştu ve hava akımlarıyla her yere taşınmıştı. Fakat derken o krateri bulduk. İşte bu krater. Bu arada Google'da aratınca aynen böyle bir asteroid kayıyor, sonra da ekran sallanıyor. İsteyenler deneyebilir. İşte Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer alan bu devasa çarpma krateri dinozorların sonunu getirmişti. Fakat tüm dinozorlar böyle bir asteroid çarpması sonucunda yok olmadı. Bazıları hayatta kalmayı başardı. Bunlar yaşam yarışında sadece şanslı olanlar mıydı yoksa bir avantajları mı vardı? Doğa onları hiç tecrübe etmedikleri türden bir felakete önceden hazırlamış olabilir miydi? Hayatta kalanlar nasıl hayatta kaldı? Bu konuda öncelikle neleri bildiğimize bir bakalım. 66 milyon yıl önce Everest Dağı'ndan daha büyük bir asteroid Dünya'ya çarptı. Bunu biliyoruz. Çarpmanın şiddeti öylesine büyüktü ki milyarlarca nükleer bombaya eşdeğer bir enerji bir anda ortaya saçıldı. Gökyüzü öylesine parlamıştı ki güneş bunun yanında sönük kalmıştı. Ortaya çıkan sıcaklık gökyüzünde bir ateş topu gibi parlıyordu. Hiçbir şeyi görebilmek mümkün değildi. Çok kısa bir sürede derilerinde artan bir sıcaklık hissettiler. Ardından 1500 kilometre yarıçapındaki her şey bu ışıma nedeniyle kavrularak yok oldu. Henüz ses hızında yayılan şok dalgası onlara ulaşmamıştı bile. 25 kilometre derinliğinde, 100 kilometre genişliğindeki bir krateri oluşturan bu çarpışma öylesine şiddetliydi ki dünyanın sıkışan kabuğunun oluşturduğu tepki kuvveti 10 kilometre yüksekliğinde bir dağ oluşturdu. Öte yandan kırılan kabuktan fırlayan bazı parçalar uzaya kadar muazzam hızlarda fırladı. Bunların bazıları dünyanın çeşitli bölgelerine gökten yağmaya devam etti. Çarpışmanın şiddeti dünyanın öbür ucundan bile hissedildi ve 11 büyüklüğüne varan depremlere neden oldu. Şok dalgası önüne çıktığı her şeyi paramparça ederken 1 kilometreye erişen tsunami dalgaları ortalığı temizlercesine yayılmaya başladı. Binlerce kilometre büyüklükteki toz bulutu tüm dünyaya giderek yayıldı, yayıldı, yayıldı. Bu çarpışma neredeyse tüm dinozorları yok etti. Neredeyse tüm dinozorları. Mesela bu tavuk yok olmadı. Yani tabii o zamanlar ataları böyle bir tavuk değildi. Fakat ataları hayatta kaldığı için bugün bu tavuk var. Ve çoğumuzun hayatında da oldukça önemli bir yer işgal ediyor. Dünyadaki yaşamınsa 1/3'ü yok oldu. Bu dünyanın yaşadığı 1., 2., 3. değil 5. toplu yok oluştu. Bu türler yok olmasaydı belki de bugün bambaşka canlıları tanıyor olacaktık. Belki de bizler hiç olmayacaktık. Peki az da olsa hayatta kalan bu türler bunu nasıl başardılar? Ben şansa inanmam. Başarmanın tek sırrı çok çalışmak. Bunu anlayabilmek için o zamanlara geri dönmeliyiz. Yani böyle anlatarak değil. Bize o anlardan bir şeyler lazım. İşte yeni yapılan bilimsel çalışmalar tam da bu sürece ışık tutuyor. Burası
Tanis Fosil Alanı. Amerika'nın North Dakota eyaletinde yer alıyor. Çarpışma noktasından 3000 kilometre kadar uzakta. Buradan çokça dinozor fosili çıkarıldı fakat sadece bir dinozor mezarlığı değil. Aynı zamanda buradaki bazı kalıntıların tam o çarpışma sırasından, o andan kaldığı düşünülüyor. Ve tabii ki bu nedenle uzmanlar için çok ayrı bir öneme de sahip. 80'li yıllarda ortaya atılan bu asteroid fikri genel olarak kabul görüyor. Hatta bu fikri ortaya atan kişiler de işte bunlar. Soldaki Luis Walter Alvarez, kendisi Nobel Fizik Ödülü'ne de sahip aynı zamanda. Sağdaki ise oğlu Walter. İşte bu iki isim asteroid fikrini ortaya attıklarından beri bazı gelişmeler oldu. Çoğunluk bu fikre tamamdır herhalde böyle olmuştur dedi ama bunu detaylandırmak gerekiyordu. Acaba çarpışmadan kaynaklı ortaya saçılan tozlar dünyayı uzun bir süre kaplayıp bitkilerin güneşsiz kalarak fotosentez yapamamasına ve ölmesine neden olmuş olabilir miydi? Böyle olunca bitkiyle beslenen canlılar da yok olacak, onları avlayan avcılar da yok olacaktı. Besin zincirinin alt basamağı yok olduğunda diğerleri de zamanla yok olmalıydı. Düşününce çok akla yatkın. Fakat bu sadece bir fikir, sadece bir düşünce, bize kanıt lazım. Her şeyden önce bu toz parçacıkları atmosferde yere düşmeden ne kadar süre kalabilir? Örneğin birkaç gün sonra gökyüzü temizlenecek kadar ağır ve irilerse bu pek de açıklayıcı bir fikir olmuyor. Birçok bitki bundan kurtulabilir çünkü. Fakat aylarca, yıllarca gökyüzünde kalırsa eğer bu gayet de iyi bir açıklama olabilir. Peki güzel de bu tozları nasıl bulabiliriz? Bir düşünün bakalım. Evet, doğru tahmin ettiniz. Tanis fosil alanından. İşte burada yapılan son çalışmalar bu yok oluşun gizemine ışık tutuyor arkadaşlar. Sadece o da değil, başka bir detaya daha dikkat çekiyor. Sebebin sadece tozdan ziyade sülfür de olabileceğine. Çünkü toz boyutundan ötürü atmosferde yeterince kalamayabilir. Düşünün, bir yandan tüm bu etkiler şiddetli fırtınaları ve yağmurları da beraberinde getiriyor. O yüzden uzun süre gökyüzünü kaplayabilecek toz özel bir toz olmalı ve işte bu alanda aranan o parçacıklar tespit edildi. Yaklaşık 0.8 ila 8 mikrometre büyüklüğünde olan bu toz parçacıklarının 15 yıl boyunca gökyüzünü kaplayarak katastrofik bir çöküşe neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Yapılan analizler sonucunda asteroitten gökyüzüne saçılan materyalin %75 toz, %24 sülfür ve %1 de krom olduğu gösterildi. Tabii bunlar süreci daha iyi anlamamıza yardımcı olsa da hala cevaplanması gereken birçok soru var. Bu dünyanın başına gelen ne ilk felaket ne de son. Bakın şu zamana kadar bu dünyada yaşamış tüm canlıları bir düşünün. İşte onların %99'unun nesli tükendi ve başarılı olabilen %1'den çok küçük bir bölümü de bugün bu videoyu çekiyor. Sahi ne oldu da başarılı oldular? Kuşların bir kısmı kurtuldu. Çünkü uçabiliyorlardı ve böyle bir felaket için bu çok büyük bir şanstı. Ne yazık ki bizim kanatlarımız yok. Fakat biz de uçabiliyoruz çünkü bu var. Bu öyle bir şey ki arkadaşlar, uçmanızı da sağlar, batmanızı da. Sizi toplu yok oluştan da kurtarır, toplu yok oluşa da sürükler. Bugün dinozorları, geçmişi, tarihi bu kadar merak ediyorsak eğer, yaşamın kıymetini anlayabildiğimizden, bugün birçok farklı türden edindiğimiz bilgiler bizim yaşam ömrümüzü uzatıyor, kalitesini arttırıyor, diğer türleri kurtarmamızı sağlıyor. Bunu doğru kullandığımızda yaşamla yaşamı doğuruyoruz. Yıkımsa bizi sadece başlangıca götürüyor.